kaybetmesi gerekiyor. Ama bazen çekirdeğini kaybetmeden eritroblastlar da kana karışabiliyor. Bu da bir çeşit kansızlık hastalığına sebep olabiliyor. Hatırlayan var mı burada kaldığımızı? Ben burada kaldık diye hatırlıyorum ama. Yok mu bir kişiyi hatırlayan ya? Evet hocam, en son Evet blast hocam, ben olduğuna girdiğimde ben dair. de bunu gördüm. En son buydu. Ben öyle hatırlıyorum. Şimdi arkadaşlar gelelim. Buradan devam edelim. Biraz üzerine dura dura gidelim. Form kelimesi bizim şu anda günlük hayatta çok çok kullandığımız bir kelime. Mesela diyelim ki bazı evraklar form şeklinde. Üzerinde eğer bir evrakın üzeri yazılı çizili bir şekil varsa ona form deniyor bildiğiniz gibi. Mesela dosya istek formu, işte hasta yatış formu falan gibi. Form şekil demek. Hatta formumu korudum falan değil mi? Kişi formunu koruduğunda ne olmuş oluyor? Yani normalde diyelim ki manken gibi bir yapısı var. Bunu korumak için ne yapıyor? Beslemesi dikkat ediyor. Bu anlamda form şekil demek. Mesela arkadaşlar bakterilere baktığımız zaman şekil bakımından üçe ayrılıyor. Yuvarlak olanlar var. Bunlara kok deniyor. Yine virgül şeklinde olanlar var. Bunlara vibriyon deniyor. Spiral şeklinde olanlar var. Bunlara spirulum adı veriliyor. Üç tane bakteri çeşidi var. Mesela basilli form dediğimizde çubuk şeklinde görünen, yani bu bakteri demek değil. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Mesela koli basili diye bir bakteri var. Mutlaka duymuşsunuzdur. Koli basili. İnsan bağırsağında yaşayan bir bakteri. Aynı zamanda hayvan bağırsağında da yaşıyor. Yani normal doğal bir bakteri bu. Biliyorsunuz bağırsağımızda yaşayan bakteriler ne yapıyor? Birinin sesi açık. Oradan da şey geliyor. Mesaj geliyor. Duymuyor tabii o. Mesela bu koli, eğer bir suyun içerisinde, havuzda, denizde, şurada, burada kolibasiliye denk geldiyse, rastlandıysa bunun anlamı arkadaşlar nedir? O suya hayvan veya insan dışkısı karışmış anlamına geliyor. Bazen hani su kirli falan dendiğinde bu anlaşılmış oluyor. Yine mesela mutlaka duymuşsunuzdur. Streptokok, stafilokok şeklinde. Örneğin insan yüzünde sivilce çıkaran bakteri streptokok türü bakteriler. Ama mesela bizi zehirleyen, besin zehirlenmesine sebep olan bakteriler de stafilokok dediğimiz bakteriler. Mesela bunlar gram pozitif. Bir de bakterilerin gram pozitif, gram negatif olanları var. Bunlar tabii detay bilgi. Ama özetle söylemek gerekirse laboratuvarlarda gram diye boya var. Yani bakteriler boyanmadan görülemez arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani bak, mikroskopla baksanız bile şeffaf durumdalar. Onları görmeniz için boyamanız gerekiyor. İşte bu gram boyasıyla boyananlara gram pozitif, boyanmayanlara da gram negatif adı verilmiş oluyor. İnsanda hastalık yapan bakterilerin çoğu özellikle yani bağırsak enfeksiyonu şeklinde görülen bakterilerin hemen hemen hepsi gram negatif şeklinde. Ama bu dedim ya ciltte hastalık yapanların çoğu gram pozitif olan bakteriler. Böyle de bir bilgi vermiş olduk size. Mesela örneğin deforme diye bir kelime var. Deforme. Şimdi tıbbi terminolojide bir şeyin başına D gelirse arkadaşlar ses yani duymayan büyük ihtimalle kendisi duymuyor. Ama gerçekten sesine gitmiş olabilir bu arada. Serhat Bey, benim bu dediğimi duymuyor büyük ihtimalle arkadaş ama hep ben devam ediyorum. Mesela bir şeyin başına D harfi geldiğinde onun azaldığını gösteriyor. Mesela A gelirse ne oluyor? Bir şeyin olmadığını gösteriyor. Ama bir şeyin başına D gelirse onun azaldığını gösteren bir kelime. Mesela demoralize. Örneğin moralim bozuldu, moralim azaldı anlamında. Ya da deformasyon. Şekil bozukluğu. Değil mi? Şekilde hani normal şeklini kaybettiğinde ona ne diyoruz biz? Deforme olmuş. Şeklini kaybetmiş anlamına gelen bir kelime. Yine mesela dehidrasyon dediğimiz zaman vücuttan su kaybı. Hidro su demek. Başına D koyduğumuz zaman dehidrasyon suyun azalması. Yani demek ki D harfi orada azalmayı gösteren bir örnek. Yine bir başka örnekimiz, son örnekimiz arkadaşlar oit. Oit. Evet internet yavaş olduğunda arkadaşlar benim de yavaş olabilir. Sizin de yavaş olabilir. Yani bu iki taraflı bir şey ama şu anda sanırım bende sorun yok çünkü beni duyanlar var şu anda.
O yüzden ben devam ediyorum dersime. Arkadaşlar gördüğünüz gibi örnek kelimemiz Android. Yani oid benzeyen veya bir şeyin görünümünde olan demek. Mesela örnek kelimemiz Android. Malum hepimizin şu anda karşısında olan ekrana baktığımız şey tabii ki bu iPhone'cularda farklı. Samsung Android uygulamayı kullanıyor. iPhone başka bir şey kullanıyor. iOS değil mi? Onlara iOS deniyor. Dolayısıyla Android insana benzeyen ve erkeğe benzeyen demek. Yani şekil gördüğünüz gibi arkadaşlar bu simge erkeğe benziyor. O yüzden Android demişler ama Türkçe'ye bu kelime akıllı telefon diye geçmiş. Değil mi? Yani sınırsız uygulamaya ekleyip ondan o uygulamalar sayesinde birçok şey yapabiliyoruz. O yüzden buna Türkçe'de akıllı telefon demişler ama mobil diyen de var. Değişik isimler de var. Mesela mobil denmesinin sebebi mobil hareket edebilen demek. İngilizce de? İngilizce. Evet, ben sesleri kontrol altına almak durumundayım arkadaşlar. İsteyen konuşsun diye. Çünkü bazen hani konuşmak icap ediyor. Ben chat'i açık bırakayım ama ses izinsiz açılamasın. Konuşmak isteyen varsa raise hand yapsın. Orada sistemde el kaldırma var ya. Oradan konuşabilirsiniz. Mesela arkadaşlar mobil aslında hareket edebilen demek. Değil mi? Hareket edilebilir yani. Mesela otomobil dediğiniz zaman kendi kendine hareket eden. Yani bunu oto kelimesiyle konuşacağız yine. Mesela askerde şey vardır. Mobilize piyade takımı filan. Ne demek? Bu hareket halinde. Mehmet Ali ders bugün biraz geç bitecek. Normalde bir saat yapıyordum ben ama bugün belki bir saat 15 dakika falan yapabiliriz. Duruma göre. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Şimdi mesela bu Andros kelimesiyle ilgili örnek vereyim. Örneğin hani duyduğumuz kelimeden örnek vereceğim. Androjen diye bir kelime var. Değil mi? Androjen. Ne demek? Jen yapan demek. Bir sonraki. Androjen erkek yapan. Yani erkeklik hormonlarının geneline verilen isim. Ama bildiğiniz gibi erkeklik hormonu esas bildiğimiz testosteron hormonu. Yani ve tabii ki bayanlarda östrojen hormonu var. Aslında her iki cinsle yani hem erkekte hem bayanda bu iki hormon da var. Ama erkeklerde testosteron daha ağırlıkta. Bayanda östrojen hormonu daha ağırlıkta. Ama bazen malum cinsiyet değiştirmek isteyen ne yapıyor? O hangi cinse geçecekse o hormonu bastırıyor. Velhasıl yavaş yavaş vücudu falan değişmeye başlıyor kişinin. Yine mesela andropoz denen bir olay var. Hani menopoz, bayanda nasıl adet görmenin durmasıysa aynı şey erkekte de sperm üretimi duruyor. Buna da andropoz adı veriliyor. Yine mesela fobi, korkma, korku demek. Androfobi, erkekten korkmayı böyle kelimeler var. Bir de şöyle söyleyeyim. Mesela android erkeğe benzeyen. Kadın, jineko, kadın demek. Jinekoid dediğimiz zaman da kadına benzeyen. Değil mi? Tabii ki bu kelime kim için kullanılır? Erkek için kullanılan bir kelime. Jinekoid. Kadına benzeyen. Yani bir kadın için kadına benzeyen diye bir kelime tabii ki kullanılmaz. Evet, böylece arkadaşlar oid kelimesi örnek vermiş olduk. Bir de hepimizin boğazında bulunan şu her iki yanda bir bez var. O bezin adı ne? Hepimizin bildiği gibi tiroid bezi. Değil mi? Bu bezi hani bildiğiniz gibi arkadaşlar anatomi bilimi 1700 yıllardan sonra gelişmeye başlıyor. Çünkü o zaman da biliyorsunuz Hristiyanlık, Katoliklik çok katı bir mezhep. Ortodoks da öyle. Biliyorsunuz bu iki mezhebe karşı, özellikle Katolikliğe karşı Protestanlık diye nispeten serbest bir mezhep ortaya çıkıyor. Ve tabii ki bu çalışmalardan sonra çünkü arkadaşlar dini papazlar maalesef baskı aracılar kullanmışlar bir zamanlar. O yüzden Avrupa yani dinden çok çektiği için hani hep dini baskı, dini baskı, dini baskı demişler ki arkadaşlar bu böyle olmaz. Din işleriyle dünya işleri birbirinden ayrılsın. Ve buna laiklik diye bir şey getirmişler. Malum laiklik bu demek, laisizm. Yani din işleriyle dünya işlerinin birbirinden ayrılması tarzında. Evet. İşte o zamanlar bakın anatomi bilimi gelişmeye başlıyor. Bu çalışmalardan sonra yani biraz dini baskılardan kurtulunca çünkü bilimin de önünde bir engel ve insan kadavrası üzerine çalışmalar başlıyor. Her geçen zaman işte her 10 yılda bir, her 20 yılda bir organ bulunuyor. Arkadaşlar tiroid bezi bulunduğunda
ona kalkana benzeyen demişler. Piros kalkan demek çünkü. Ama aslında kalkandan çok kelebeğe daha çok benziyor. Hani bunun anatomisine baktığınız zaman biraz daha kelebeğe benziyor aslında. Evet, bir başka kelimemiz sit kelimesi. Bu az önce malum bir sit vardı. Yani hücre anlamına gelen sonunda T harfi vardı. Onunla karıştırılmasın çünkü konuşma esnasında karışabilir. Okunuşu sit şeklinde. Yani bu Ahmetler, Muhammedler vardır ya. Bazen Ahmet'tir, bazen Ahmet'tir. T ile söylenir. Burada eğer T ile söylersen hücre, D ile söylersen öldüren anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi örnek kelimemiz spermisit. Sperm kelimesinin Türkçesi olmadığı için bu kelimeyi olduğu gibi almışlar ve sperm olarak şu an bunu biz kullanıyoruz. Burada arkadaşlar normalde bir örnekle bir sonraki veya bir kökle bir sonraki birleştirirken birleştirme ünlüsü denen bir harf var. O harfi. Bu çok kullanılıyor terminolojide. Mesela normalde bu buraya gelmesi gereken kelime spermosit olması lazım. Spermosit. Ama spermosit dendiğinde bu bir spermi öldüren, yani tekil bir anlam var. Yani bir spermi öldüren gibi anlaşılıyor. Oysa bu bir ilaç adı olduğu için, yani bir ilaç türü bir tane spermi öldürmüyor değil mi? Yüzlercesini, milyonlarcasını öldürdüğü için buna spermisit demişler. Yani spermleri öldüren. Mesela insektisit diye bir madde var. Tarım ilacı, insektisit. Yani özür diliyorum, tarım ilacı değil, bir sinek ilacı. Sinekleri öldüren demek, insektisit. Uçan haşeratı öldüren. Yine pestisit adı verilen bir ilaç grubu var. Bu da zirai zararları öldürüyor. Yani mantar türü. Veya zararlı yani. Özellikle tarlanın içerisinde oradaki mahsule zarar verecek. Onun işte besinini alacak olan bir takım ayrı kodları var. İşte bunlar oluşmasın diye verilen bir takım ilaçlar bunlar. Tabi arkadaşlar ne yazık ki bunu zaten siz biliyorsunuz ama ne yazık ki bu mahsullere atılan ilaçlar bir yere gitmiyor. O mahsul büyüdükçe onunla beraber büyüyor. Onun içinde kalıyor. Ne yazık ki biz o mahsulü artık o her neyse sebze meyve yediğimizde onun içeriğinde bulunan tarım ilacı olduğu gibi arkadaşlar maalesef bizim vücudumuza geçmiş oluyor. Böyle bir durum var. Hatta yapılan çalışmalarda rastlanmış yani. Ölülerden kan tahliye yapıldığında kanlarında zirai ilaca rastlanmış. Yine mesela bakteriyosit, bakterisit, virüsit neyin sonuna sit gelirse onu öldüren anlamına gelmiş oluyor. Evet. Diğer bir kelimeye geçelim. Diğer kelimemiz de az kelimesi. Yani yazılışı ase şeklinde ama okunuşu az. Tabii burada okunuşla yazılış hakkında bir şey söyleyeyim. Normalde bu bir terminoloji dersi olduğu için biz kelimenin nereden geldiğini, kökünü, ekini bilmek zorundayız. O yüzden hem yazılışını hem okunuşunu öğrenmek zorundayız. Ama bildiğiniz gibi Türkçe terminoloji denen bir şey var. Yani şu an bu kelimeler rutinde kullanılıyor. Yani doktorlar, sağlıkçılar kullanıyor. Ama arkadaşlar neyini kullanıyor? Bunu sadece ağızdan çıktığı şekilde kağıda döküyor. Yani hasta dosyalarında bu okunuşu şeklinde orada görülüyor ve buna bildiğiniz gibi Türkçe terminoloji adı veriliyor. Mesela sakkarit şeker demek bildiğiniz gibi. Eğer iki şeker, yani iki tane şeker molekülü bir araya geldiğinde oluşan bağı biz ne diyoruz? Disakkarit. Yani iki tane bakın burada. Şekerler, yani karbonhidratlar biliyorsun şekerden gelen ismi, üçe ayrılıyor. Monosakkaritler, bakın tek başına herhangi bir yanda bağ yaptığı başka bir şeker yok. Tek başına, tek molekül. Nedir bunlar? Glukoz, bakın şurada glukoz var. Fruktoz, galaktoz değil mi? Kan şekeri, meyve şekeri, süt şekeri diye geçiyor. İşte bunların iki tanesi bir araya geldiğinde, bağ oluşturduğunda bunlara disakkarit deniyor. Neymiş bunlar? Maltoz, sukroz, laktoz şeklinde. Yine baktığımız zaman çok şeker bir araya geliyor bazen. Gördüğünüz gibi iki tane değil, ikiden fazla şeker bir araya gelmiş. Bunlar da çok anlamında poli. Mono bir demek, di iki demek, poli çok demek. Polisakkarit dediğimizde çok şeker.
Arkadaşlar burada mesela şöyle bir kelime olamaz. Mesela neydi? Galaktoz neydi? Süt şekeri. Galaktaz diye bir enzim yok. Niye? Çünkü galaktoz zaten tek. Onu parçalayan bir enzim olmaz. Enzimlerin temel görevi bu iki şekeri birbirine bağlayan şu bağı koparmak. Enzimin görevi bu. Bir katalizör malum enzimler. Dolayısıyla mesela laktaz diye bir enzim var. Laktoz, süt şekeri, laktaz diye bir enzim var. Sukraz var, maltaz var. O tarz enzimler var. Veya bunların genel ismi disakkaridaz. Disakkaridleri parçalayan enzim. Peki bu enzimin illa şart mı? Arkadaşlar kesinlikle şart. Çünkü bu iki şekerin arasındaki bağ kopmadığı müddetçe bu iki şeker asla ve asla hücreye giremez. Hücrede enerji ortaya çıkamaz. Bu bakımdan mutlaka bu enzimlere kesinlikle ihtiyaç var. Yine mesela protein, proteinaz gibi neyin sonuna az gelirse onun enzim olduğunu anlıyoruz. Enzim ne peki? Enzim de Türkçe bir kelime değil aslında. Olduğu gibi kullanmışız. Yani enzim, enzim. Yani onun okunuşunu Türkçe'ye almışız. Enzim, besinleri parçalayan, maddelere verilen isim. Bunlar katalizör. Hani kimya dersini hatırlayın. Bir kimyasal tepkimeyi başlatır. Hani kimyasal tepkimenin iki bölüm vardır ya, işte tepkimeden önceki ve sonraki bölüm kısım. Enzimler önce de sonra da orada bulunan şeyler. Yani onlar tepkimeye girmez ama ne yapıyor? Tepkimeyi başlatıyor. Mesela su bu katalizör maddelerin en önemlisi. Su tepkimeyi başlatır. Önce de sudur, sonra da sudur. Asla suya bir şey olmaz. Ama su olmayınca da o tepkimeler başlamıyor. O yüzden mesela su bir besin maddesi mi değil mi tartışılıyor. Besin maddesi değil. Yani sunun besin değeri yok suda. Yani eğer böyle maden suyu falan değilse besin değeri yok. İçinde ne enerji var, ne protein var, ne şu var, ne bu var. Ama su olmayınca diğer besin maddelerin ki ne onlar? Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller. 5 tane. Ama bu 5 tanesi su olmayınca bir işe yaramadığı için suyu da 6. olarak bir besin maddesi, besin unsuru diye sayıyorlar. Gelelim diğer bir sonrakimize. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yazılışı İCS ama okunuşu ilk şeklinde. Bir kelimenin sonunda bu varsa, yani ikle bitiyorsa bu bir bilim ya da meslek. Daha çok mesleği anlatıyor. Meslek yani sürüklenen yol demek aslında. Meslek de bir yol anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ops 3 tane göz kelimesinden birisi. Yani ops göz veya görme demek. Görüntü anlamına geliyor. Aynı şekilde okulus kelimesi var. O da göz demek. Bir tane de oftalmo kelimesi var. Mesela oftalmoloji, göz hastalıkları bilimi. Yine mesela okulus göz demek Latince. Örneğin bilgisayarların bakılan yerine okuler deniyor. Örneğin okuler, bakılan yer anlamında. Ama ops en temeldeki kök kelime. Mesela baktığımız zaman ops kelimesinin sonuna bakın S gitmiş, onun yerine T harfi gelmiş. T de O gibi birleştirme ünsüz arkadaşlar. Bazen T harfi birleştirme ünsüzü şeklinde kullanılıyor. Optik dediğimiz zaman arkadaşlar optik. Yani optik istemiyoruz. Optik gözle ilgili meslek. Yani tabir diğerle gözlükçü. O yüzden bütün gözlük dükkanında ne yazıyor arkadaşlar? Adam oraya işte Eda Optik, Ela Optik, Gri Optik, Mavi Optik neyse. Sonunu mutlaka optikle bitiriyorlar. Böyle bir meslek olduğunu anlaması açısından. Ve o meslekle uğraşan kişiye de isyen deniyor. Bildiğiniz gibi bizim okulda optisyenlik bölümü var. Yani şu an burada o bölümden kimse yok. Onlara ben dersim yok çünkü başka hoca veriyor onlara. Optik, optisyen. Değil mi? Optisyen, gözlükçü. O mesleği yapan kişi anlamına geliyor. Yine arkadaşlar baktığımız zaman mesela teknik, teknisyen. Klinik, klinisyen. Pratik, pratisyen. Bu şekilde birçok kelime var. Ya da estetik. Eminim içinizden söylüyorsunuz. Estetisyen değil mi? Yani estetik diye bir meslek var. Bu bir bilim değil. Yani estetik bilimi diye bir şey yok. Hani estetiyoloji diye bir şey yok yani açıkçası. Estetik diye geçiyor. Sonunda İCS var. Çünkü bildiğiniz gibi bugün estetikçi olmanızın yolu
bir işte kurs oluyor. O 3 aylık kursa gittiğiniz zaman orada cilt bakımı vesaire dersleri, kursları aldığınızda 3 ay sonra estetisyen olabiliyorsunuz. Ya peki bu bilimi bildiğiniz anlamına geliyor mu arkadaşlar? Tabii ki gelmiyor. Bu daha çok uygulamaya yönelik bir çalışma. Böyle bir kelimemiz. Yine baktığımız zaman eğizim diye bir sonrakimiz var. Eğizim. Şimdi eğizimin arkadaşlar iki anlamı var aslında. Bunlardan bir tanesi doktrin. Yani öğreti. Günlük yaşamda ya da sosyal bilimlerde doktrin kelimesinin karşılığı bu. Öğreti. Mesela Buda diye bir adam gelmiş fi tarihinde. Yaşayan bir insan bu Buda. Ama belki de peygamber de bilemiyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim 128 bin peygamberden bahsediyor. Bu Buda denen adam güzel şeyler söylemiş. Yani iyilik yapın demiş. Çalmayın, çıkmayın demiş. Ne bileyim yani kimseyi öldürmeyin demiş falan filan. Böyle güzel şeyler söylemiş vakti zamanında. Buna tabi olanlar olmuş. Ondan sonra bu kişi öldüğünde demişler ki biz hani onu hatırlayalım diye bir heykelini yapmışlar. Ama araya zaman girince biliyorsunuz bir su kaynağından ne kadar uzaksa o kadar içine başka sular karışıyor değil mi? Kaynaktaki gibi olmuyor. Tabii ki kaynaktan uzaklaşa yüzyıllar sonra ne yazık ki sona gelen nesiller o şeyin niye yapıldığını bilmediği için o olayın hani anlamı ne? Ne yazık ki Buda'ya tapmaya başlamışlar ve hala yüzyıllar geçiyor olmasına rağmen hala Buda'ya tapıyorlar. Ve Budizm diye bir din var değil mi arkadaşlar? Budizm. Ve bu dine tabi onlara Budist deniyor. Yine komün diye bir şey var. Komün. Komünizm malum bildiğiniz gibi. Kemalizm. Ondan sonra ne bileyim sosyalizm, emperyalizm. Bu kelimeler çok. Ama bunlar sosyal bilim, feminizm. Evet Emre, feminizm diye bir şey var. Yani aslında izm nedir? Yani sahiplenilen görüş, değil mi? Mesela sosyalizm bir görüş mesela, bir fikir akımı. Adam sosyalizmi savunuyor. Yani çünkü niye? Biri sonra anlatmış, adam dinlemiş, hakikaten demiş, doğru yani falan, eşitlik, sosyalizm falan filan. Ama İslamiyet ne diyor? Mutlak eşitlik zulümdür. Değil mi? Adalet değildir yani. Eşitlik adalet değildir. Adalet başka bir şey. Adalet haklıya hakkını vermektir. Yani yatanla çalışana sen eşit dersen bu çalışana zulüm oluyor, haksızlık oluyor değil mi? Tabii bu görüş yani. Tabii ki sonuç itibariyle mesela sosyalizmi savunmuş yıllarca bir adama sen bunun mesela İslamiyet açısından bakıp anlattığında adam diyor ki ben yıllarca ne yapmışım? Ben kendi kendime zulmetmişim falan filan. Hani böyle arkadaşlar adam papazlar var mesela. Bu adamın ömrü boyunca bu adam ne yapıyor? Teslis inancını savunuyor. O haç işaretini ben yapmayacağım. İstavros çıkarma olayı var ya. Bunu yapıyor. Yani bunun anlamı ne arkadaşlar? Baba, oğul, salru. Yani Allah'a şirk koşuyorlar. Halbuki Allah bir tane. La ilahe illallah. Ve Muhammedur Resulullah. Malum. İslamiyet'in şartı bu. Allah bir, Muhammedur Resulü. Adam hem Allah'a şirk koşuyor. İsa peygamber Allah'ın oğlu diyor. Bir de kutsal ruhtan bahsediyor. Tamam mı? Müşrikler yani. Üstüne üstlük bir de Hazreti Muhammed'i kabul etmiyor. Halbuki biz Hazreti İsa'yı peygamber olarak kabul ediyoruz mesela. Tamam mı? Ama onlar bizim peygamberimizi kabul etmiyor. Velhasıl bakın bu fikri adam ömür boyunca savunuyor. Tamam mı? O üç Allah inancına veya üç tanrı buna teslis inancı deniyor. Üçleme yani. Baba, oğul, kutsal ruhu savunuyor. Eskaza böyle bir yani dini, diyanetini bilen böyle Allah'ın dinini sadece sen yaptı ki şimdi de olması gereken bir şey. Tebliğ yani ilahi kelimetullah değil mi? Böyle bir görev var Müslümansa eğer. Diyelim ki bir tanesi bu duygu ve düşüncelerle ve bu sorumlulukla bir papazla dost oldu, arkadaş oldu, memnun oldu. Anlattı mesela. Anlattıkça adamın hoşuna gitti mesela. Adam Müslümanlığı seçtiğinde ben bu yaşıma kadar ne yapmışım? Ben yaşamamışım. Benim hayatım kaymış yani o yaşa kadar maalesef. Ama Cenab-ı Allah ne yapıyor? Seyyiatı, hasenatı tebliğ ediyor. Yani ne kadar günahı varsa onu sevap hanesine yazıyor. Bakar mısınız Müslümanlığı seçtiğinde? Hatta biliyorsunuz bu Cengiz Han Moğol
hükümdarı, ünlü. Adam dünyanın yarısını kasıp kavurmuş. Allahsız, kitapsız bir adam. Ama öldüğünde 3 oğlu varmış ve ülkeyi 3'e bölmüş onlara. Paylaştırmış yani. Onlardan bir tanesi, adını şu an çıkaramıyorum. Ordusuyla bir yerden bir yere giderken bir tane yaşlı bir adam denk geliyor. 60 yaşlarında. Ve onunla yolculuk yapıyor. Ve sohbet etmeye başlıyor falan. O seviyor ihtiyarı. Ondan sonra adam anlattıkça tabii o fikirlerini söyledikçe arkadaş etkileniyor. Adam Müslümanlığı seçiyor. Keşke akla Hakan, Memleh Kağan neyse atma yemedi şu anda. Bakabilirsiniz yani merak eden varsa. Arkadaşlar bu adam daha sonra Müslümanlığı seçiyor ve Müslümanların koruyucusu haline geliyor. Biri söyleyecek herhalde, el kaldırıyor. Esvet. Kim olduğunu öğrenelim, aklımızda kalmasın. Evet, Esvet kimmiş o? Hocam Hülagü Han. Hülagü mü, Müslüman olan? Efendim? Müslüman olan Hülagü mü? Bence değil ya. Siz şeyin olduğunu söylemediniz mi? Cengiz Han'ın oğlu. Cengiz Han oğlu ama 3 oğlu var. Bunlardan bir tanesi Müslüman olmuş. Torunu, hatta torunu yani. Hülagü torunu Cengiz Han. Onlardan biri Müslüman. O aklıma gelmedi şu an. Neyse. Merak iyidir yani, tamam mı? Araştırın, şey yaparsın inşallah. Tamam vereyim, hocam. Vereyim. Tamam, teşekkür ederim Esvet. Cevap vermeye çalıştığın için en azından. Evet. Arkadaşlar bunu niye anlattım? İzin bağlamı. Yani fikir akımı. İnsanlar ne yapıyor arkadaşlar? Bir fikre kapılıp uzun yıllar boyunca o fikri savunuyor. O gerekirse o darbe alıyor, yara alıyor. Gerekirse ölüyor o fikir uğruna. İzinler böyle bir şey. Ama tıpta bir şeyin sonunda iyi izin varsa, şekil adı gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu bir ne anlamı geliyor? Hastalık. Örneğin raşis omurga demek. Berke, aynen. Teşekkür ederim. Berke, aynen. Mesela Türkçe'de Berke diye isim çoktur bundan dolayı, değil mi? Berke Müslüman ismi arkadaşlar. Adam Müslüman olmuş sonra. Ve bu şeyde Hülagü ile şuna bunda savaşmış yani. Hatta Osmanlı'ya da katkıları var bu anlamda. Raşis, omurga demek, raşitizm bir kemik hastalığı. Bir şeyin sonuna malum iyizm geldiğinde bu hastalık olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu çocuğun hastalığı raşitizm. Yani D vitamin eksikliği ve güneş görmemekten kaynaklanan bir hastalık aslında. Çünkü D vitamini ön maddesi derimizin altında bulunuyor. Bu D vitamini ön maddesinin D vitamine dönüşmesi için en az günde 10-15 dakika çıplak olarak, ama çıplak derken el ve yüz yetiyor aslında, camın arkasından değil doğrudan güneş ışığına maruz kalmak gerekiyor. Camda olmuyor, kırılma olduğu için. Ama maalesef işte bu çocuk güneşten mahrum edilmiş, güneşe çıkarılmamış ve kemik oluşumu maalesef sakat olmuş. Bakın ne var bacağında? Deformasyon var, şekil bozukluğu var bacakta. Buna o bacak deniyor. Bazen bu tersine olabiliyor, dışa bükülebiliyor. O zaman da X bacak adı veriliyor. Bazen kunduracı gösteriyor, göğüs dışarı çıkabiliyor. Bazen skolyoz, kifoz benzeri böyle sırtta kamburlukla görülebiliyor. Yine bunun dışında mesela sadizm. Değil mi arkadaşlar? Sadizm başkasına işkence yapmaktan cinsel haz alma hastalığı. Yani adam cinsel tatmini bu şekilde yapıyor. Ya da bunun tersini düşün, mazoşizm hastalığı var. Valla tedavisi olan bilmiyorum. Hiç yaşamadığım için İlyas. Mazoşizm hastalığı var. Bu da yani kendisine işkence yapılmasından cinsel haz alan kişi. Adam bu şekilde tatmin oluyor. Bu şekilde orgazm oluyor. Ne bileyim, yatağa bağırtıyorken kırbaçlattırıyor. Ne zevk alıyorsa artık, yani Allah akıllı fikir izan versin. Hatta şey deniyor. Sadomazoşizm oluyormuş genelde. Yani ikisi de, yani her ikisi de oluyormuş insanlarda. İlk defa 1800 yıllarda bir Fransız yazar, Mazoş mu öyle bir adam, bunu romanında bundan bahsettiği için adı buradan geliyor, mazoşizm. Yine mesela narsizm diye bir hastalık var. Değil mi? Narsizm kendine aşık olma hastalığı. Arkadaşlar kendini beğenmek başka bir şey, kendine aşık olmak başka bir şey. Herkes kendini beğenir. Yani mesela ayna karşısında biraz kendine bakarsın falan, neyse böyle. Beğenirsin kendini ama arkadaşlar bu şeyden geliyor. Narkissos diye bir genç varmış 17-18 yaşlarında. Bir gün durgun bir göl kenarına geliyor. Orada kendini görüyor ve birden aşık oluyor. Daha sonraki günlerde her gün gelip onunla
konuşuyormuş saatlerce falan. O yüzden kendine aşık olan insanlara ne deniyor? Narsist, değil mi? Narsist bir hastalık bu. Ama bakın, kendine aşık olanlara, kendini beğenenlere ne deniyor? Megaloman, değil mi? Kendini bir bok sanıyor. Kendini bir has sanıyor. Megaloman. Kendini büyük görüyor yani. Senden benden büyük görüyor. Öyle insanlara karşı tevazu arkadaşlar zillettir. Bakın, bu bir insan kendini megaloman varsa, megalomanya varsa, megalomanya diye bir hastalık var. Kendini büyük görme hastalığı. Bu tarz veyahut da hani adam öyle görüyor. Egoist yani. Kendini beğeniyor. O tip insanlara karşı tevazu olmaz. Yani tevazu göstermek, tevazuyu kimi göstersin? Karşıdaki mütevazı bir insan varsa sen ondan daha eğilirsin aşağıya, değil mi? Daha yani onun karşısına yani. Ama sana posta koyan, sana böyle yani sana tepeden bakan bir insan olduğunda arkadaşlar, mütevazilik suç. Sana söyleyeyim, zulüm. Nefsine yaptığın en büyük kötülük yani. Hatta İslamiyet'e yaptığın en büyük kötülük. Ne yapacaksın? Ağzına sıçan o adamı yani. Net. Bakın, net söyleyeceğim. Bu cümleyi unutmayasın diye bu kelimeyi kullandım. Çünkü öyle yapmazsan, bir taviz verirsen var ya, yandın. Bundan sonra tavizi götürür ve daha toparlayamazsın yani. O yüzden daha ilk hareketinde hemen indireceksin yani. Sana söyleyeyim. Gerekirse indireceksin bir şekilde. Velhasıl olay bu. Alkolizm falan hastalıklar var. Arkadaşlar, iç